giden vazgeçen, biri mutsuz olsa dert eden. Şimdi bir yoklama alalım. Altı Eylül burada mı? Ayvalık burada mı? Bandırma burada mı? Balya burada mı? Bigadiç burada mı? Susurluk burada mı? 31 Mart'ta tarih yazmaya hazır mısın Balıkesir? Bugün burada yine büyük bir coşkuyla davamızın lideri, gönül belediyeciliğin mimarı, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sevgimizi, vefamızı ve muhabbetimizi göstermek için toplandık. Sözlerime devam etmeden önce yakın zamanda kaybettiğimiz, beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşım, İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal ve Kepsut İlçe Başkanım Mehmet Yılmaz'ı rahmetle anıyorum. Balıkesir tercihini eser ve gönül belediyeciliğinden yana kullanacaktır. Bu coşkuyla sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Mutluyuz. Ben ilk defa göreceğim. Yani canlı canlı. Bugün ilk defa mitingine geldim. Bence her şey çok iyi, çok güzel. Sadece biraz daha gençlere iş istiyoruz. Her şey çok güzel. Adam en hakikatli adam. Ben buradan selamlarımı yolluyorum. Buyurunuz başkanım. Balıkesir'in yiğit evlatları, bacılarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Görüyorum ki 20 ilçemiz burada, Balıkesir burada. Bu coşkuyla Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız? Dursun Bey gençlerine çok teşekkür ediyoruz. İvrindi kadınlarımızı görüyoruz. Vefalı yurt Kepsut. Bütün ilçelerimiz burada. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 94 yılında bir belediyecilik anlayışı ortaya koyan Cumhurbaşkanımız birazdan Balıkesir'de olacak. Helikopter havada. Ama biraz gecikebilir. Neden? Az önce kameralardan baktık. Yolda öyle bir insan seli var ki Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi o insan selinden anca herhalde biraz zaman alacak. 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir oldu. Büyükşehir bir medeniyet projesi. Ve bunun altında bütün iyi işlerde imzası olan Cumhurbaşkanımızın imzası var. 20 ilçemiz birbirinden güç alarak marka şehir, Kuvayi Milliye şehri Balıkesir için çalışıyoruz. Ve 2014'te Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurucu Karesi Belediye Başkanlığı yaptık. Babalar sözünü tutar diye yazmışlar. Cumhurbaşkanımız verdiği her sözü tuttu. Avrasya'yı yapacağım dedi, yaptı. Uçak yapacağım dedi, yaptı. Otoban yapacağım dedi, yaptı. Hastaneler açacağım dedi, açadı. Biz de ona verdiğimiz sözü birlik olup 20 belediyeyi alacak mıyız? Biz sizlere güveniyoruz. Allah bana böyle bir millete, böyle güzel bir partide, böyle bir liderle hizmet etme şansı verdiği için şükürler olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. İşte milletimizin hizmetkarı, Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu bir yürek işi, bu sevda işi. Eşte
Gerçek belediyeciliğin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Balıkesir İl Başkanımız Mehmet Aydemir. Büyükşehir Belediye Başkanımız, yeniden başkan adayımız Sayın Yücel Yılmaz ve Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Niyazi Tunç. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Sevgili Balıkesirliler, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Tarihimize damga vurmuş nice gönül sultanının, kahramanın, pehlivanın, sanatçının şehri Balıkesir'de sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak %46 düzeyinde bir oy oranıyla bize destek olan Balıkesirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka %50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği'nin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Buna hazır mıyız? Tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabiatıyla, hepsinden önemlisi baş tacı insanıyla medarı iftiharımız olan Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır. Başkent oldun Karesiye, varlığın haktan hediye, minnetin yoktur kimseye, ne güzelsin Balıkesir. Şu anda resmi rakamları istedim. Bugün bu alanda ne kadar kişi var biliyor musunuz? 85 bin kişi var. Maşallah. Yani yolda, caddeler boyu Balıkesirli kardeşlerimle hep beraber olduk. Çocuklar, kadınlar, tüm halk oyunları ekipleri, elhamdülillah. Bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama benim bildiğim Balıkesir bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Öyle mi? Kazanmak değil, kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısının olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor. Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri son dakikaya kaldık. Aday listelerini yetiştiremedik. Numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Değerli kardeşlerim, bilhassa CHP'nin işler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP'nin ülkenin ve milletin geleceği için
hiçbir vizyonu, hiçbir programı, hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakin bir yere savruldu. Her kafadan ayrı bir sesin çıktı. Genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki demin ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız. Evet, ben de Dursun Bey'in yanındayım. Milleti kandırarak makam mevki elde etme üzerine kurulu siyaset eski Türkiye'nin tarzıdır. Halbuki bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye yüzyılıyla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla siyasetin çıtasını biraz daha yükseltmiştik. Şimdi de önümüzdeki seçimler vesilesiyle bu vizyonu şehirlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle geleceğe hazırlama konusunda 31 Mart'ı tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ile sizler burada gereken adımları atarken biz de Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla Ankara'da üzerimize düşeni yapacağız. Öyleyse şimdi buradan Balıkesir'den öyle bir ses verin ki ülkemizin dört bir yanından duyulsun. Hazır mıyız? Balıkesir 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bu yıl içerisinde Manyas'a ve 2026'da Balya'ya doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Şimdi isterseniz şehrimize kazandırdığımız yatırımlara şöyle kısaca bir bakalım. Her birini detaylı saymaya kalksak günlerin bile yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi inşallah önümüzdeki dönemde de kesintisiz sürdüreceğiz. Bu anlayışla hazırladığımız gerçek belediyecilik programımızı 81 vilayetimizle birlikte hayata geçireceğiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yücel Yılmaz. Sahibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Niyazi Tunç. Şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yücel Yılmaz.
Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Yücel Yılmaz. 6 Eylül Belediye Başkanı adayımız Mesut Eray. 6 Eylül Mesut Eray. Ayvalık Belediye Başkanı adayımız Ali Gür. Ayvalık Ali Gür. Biri mutsuz olsa dert eden bir belediye hayal. Balya Belediye Başkan adayımız Cüneyt Çalışkan. Balya Cüneyt Çalışkan. Bu bir yürek işi, bu sevda işi. İşte AK Parti işsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlıyız. Thank you.